Herkese iyi akşamlar. Bu akşam bir telafi yayınıyla birlikteyiz. Dün maalesef yayında internetten kaynaklı olarak bir aksama yaşadık ve bu aksamadan kaynaklı da yapmış olduğumuz yayın içimize sinmedi. Bugün sağ olsun Yusuf hocamızdan rica ettik. Tekrar kırmadı, bizleri konuk oldu ve dünkü yayının aynısını gerçekleştireceğiz. Dün canlı yayında gelen soruları da yayının son bölümünde sonuna doğru hocamıza ben tekrar yönelteceğim ve dünkü gibi tekrar soruları yalın bir şekilde alacağız. Amacımız burada kalıcı, kaliteli bir içerik bırakmak ve bu anlamda da elimizden geldiğince çabamızı esirgemeyeceğimizin de notunu düşmek isterim. Dün yayında bize eşlik edenleri de buradan tekrar izliyorlarsa sevgilerimizi sunarak ben hiç zaman kaybetmeden yayına başlıyorum. Bu arada kısa bir bilgi de vermek isterim. Konumuz e-ticaret programı. Tamamen ticareti merkezine alan bir program olacak. Bugün AliExpress'i işliyoruz. Bundan sonraki süreçte diğer pazar yerlerinden de bilgiler aktaracağız. Bu pazar yerlerinin önemli yöneticilerini de konuk alacağımız bir program serisi olacak. Bunun dışında tedarikçilerin de burada konuk olduğu tamamen A'dan Z'ye e-ticaret hakkında bilinmesi gereken, ihtiyaç duyulan ne varsa hepsini sunmaya çalıştığımız bilgi içerikli bir program olacak. Dileriz size sağlamak istediğimiz katkıyı sağlamayı başarabiliriz diyorum. Yusuf Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Görüşmeyeli çok uzun zaman oldu. Biraz öyle oldu. Dünkü yayın için tekrar ben de özür dilerim izleyicilerden. Estağfurullah hocam. İnternet bağlantısınız bu zamanlarında malum sorunlarından pandemi sürecinde çok yaşıyoruz. Ben yine kendimi tanıtarak başlayayım isterseniz. Tabii hocam. 25 yaşındayım. 1,5 senedir aktif olarak e-ticaret ve e-ihracatla ilgileniyorum. Bunun öncesinde tabii yine turizm ve perakende satış sektöründe çalışırken de her zaman aklımın bir ucunda bu e-ticaret düşüncesi vardı. Tabii odağımız burası olunca artık bir süre sonra doğanın kanunu gereği o tarafa doğru iyice eğilmeye başlıyoruz. Ve bu sürecin sonunda Fehmi Bey'le bir tanışmışlığımız oldu. Fehmi Bey'le yollarımız kesişti. Onunla beraber, evet, selamlar onlara da. Kurmuş olduğu EMD Partners firmasında bünyesinde çalışmaya başladım. Birlikte çok güzel işler çıkarttık ve çıkartmaya da devam ediyoruz. Firmaların e-ticaret operasyonları, e-ihracat operasyonlarını yönetiyoruz. Yani tamamen onların e-ticaret departmanları gibi işliyoruz aslında. Onların bütün ürün yüklemelerini, mağaza tasarımlarını gibi birçok operasyonlarında hizmet veriyoruz. Bu şekilde başladık. Şimdi Fehmi Bey'in de AliExpress'te eğitmen olmasıyla beraber geçen sene daha çok AliExpress'in içerisinde yer aldık. Ve Fehmi Bey'in oradaki bilgileriyle, gelişmeleriyle biz de faydalandık. Ve bu yolda ilerliyoruz. Harika hocam. M&D Partners ekosistemin en güçlü hatta şöyle söyleyeyim bu anlamda e-ticaret anlamında partnerlik sağlama, servis sağlama konusunda zannedersem Webrezi'de de en son ilk ona giren servis sağlayıcılar arasında yerini almayı başardı. Burada Webrezi oylaması hala bildiğim kadarıyla devam ediyor. Dilerseniz açıklama kısmında da destek olmak isterseniz M&D Partners'ı ben yönlendirmesini yapmış olayım. Hocam benim ilk sorum Türk satıcılar neden AliExpress'te satış yapmalılar olacak? Neden yapmalılar? Çünkü artık Türkiye'de bir doymuşluk var. Doymuşluk değil de yine pazar yine her zaman olduğu gibi genişliyor. Ama artık bizim sınırlarımızı aşmamız gerekiyor. Bu da e-ihracatla daha kısa yollu, daha pratik bir yöntem. Bu yüzden de bize en güzel imkanı burada AliExpress sunuyor. Biz AliExpress'le beraber birçok satıcılarımızla hani daha yurt içinde belli bir satış seviyelerine ulaşmamışken Türkiye'deki daha markalarını duyuramamışken AliExpress'le beraber 230 ülkeye açıldık. 230 ülkeye satış yapmaya başladık. Tabii bu süreç anlatıldığı kadar kolay olmayabiliyor. Bazı zorluklar çıkıyor. Çünkü ne kadar yapıyoruz desek de ister istemez gönderilerle ilgili, şeylerle ilgili sorunlar çıkıyor. Biz de bu sorunları çözmeye odaklı çalışıyoruz yine. 230 ülkeye dediğim gibi satış yapıyorlar. Ayrıyetten artan bir
maalesef ki artan bir kur durumu mevcut. Bundan çok güzel karşılığını alabiliyorlar. Türkiye'deki pazar yerlerine ve diğer pazar yerlerine nazaran daha düşük komisyon oranları mevcut. Ayrıca hani hiçbir dil bilmenize gerek yok. Ben yabancı dil bilmiyorum, nasıl yapacağım gibi bir düşünceye kapılmalarına da gerek yok. Burada AliExpress'te satış yapmayı düşünenlere. Öyle 18 dilde otomatik çeviri imkanı veriyor AliExpress. Arkada bir yapay zeka algoritma var. Siz Türkçe yazıyorsunuz. Bunu İspanyola İspanyolca, Fransızca Fransızca çeviri yapıyor. Diyelim müşteriyle mesajlaşıyorsunuz. Aynı şekilde size İspanyolca yazıyor adam. Ama size mesaj Türkçe geliyor. Siz Türkçe yanıtlıyorsunuz. Adama İspanyolca geliyor. Hani AliExpress tamamen burada bu kolaylıkları sağlıyor. Ve her şeyden önemlisi faturalandırmada, gümrüklendirmede herhangi bir zorlukla karşılaşmıyorsunuz. Faturalarınızı zaten %0 KDV ile kesiyorsunuz. İstisna faturası olarak kesiyorsunuz. Gümrüklendirmeyi gönderi yaptığınız operasyonlar kendileri sağlıyor. Sizin burada herhangi bir firmayla yani gümrük müşaviriyle çalışmanıza gerek kalmıyor. Veya ihracatçılar birliğine üye olmanıza gerek kalmıyor. Zaten mikro ihracat yapıyorsunuz. Burada da herhangi bir zorlukla karşılaşmamış oluyorsunuz AliExpress'le. Peki hocam, AliExpress'te nasıl satış yapabilirim? Çok basit. Türkiye'de nasıl biz Trendyol'da mağaza açmaya çalışıyorsak, Trendyol'da mağaza açmaya çalışıyorsak da burada da aynı şekilde yapmanız gereken tek şey şirket bilgilerinizle, yine vergi levhanızla AliExpress'e başvurunuzu yapıyorsunuz. Türkiye'deki mağazalardan daha kısa sürede, hatta 2 günde mağazanız satışa açılmış oluyor. Aktif hale geliyor. Bu süreçten sonra ürünlerinizi yükleyip satışlarınıza başlayabiliyorsunuz. Hani dediğim gibi burada süreç çok kısa. Ve tamamen size çok sağlam, güvenilir yollar açıyorlar. Çünkü Türkiye'deki sağlayıcıları size 7/24 hizmet veriyor oluyor. Bu yandan da herhangi bir çekinceleri olmasın. Yabancı bir firma, yabancı bir kuruluş deyip ayakları geride olmasın. Her zaman destekli olan bir firma. Katılmalarını tavsiye ederim. Bu konuda da şöyle bir şey duyurabilirim buradan. EMD Partners, Türk satıcıların mağazalarını açıp, ücretsiz bir şekilde mağazalarını açıp ürünlerini yükleme desteği vermektedir. Hani bunları kendileri yapmak istemeyip, yani yapmak istemeyip değil de bunları birinden destek alarak yapmak istiyorlarsa da, dediğimiz gibi EMD Partners'e ulaşmaları durumunda biz bu firmalara mağaza açılışı ve ürün yükleme hizmetlerini ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. Bunları da buradan duyurayım, bu konuyu da. Her zaman onlara bu konuda biz de destek olmaya varız. Yeter ki dediğimiz gibi satış yapmak istesinler. AliExpress'te biz bu konuya her zaman desteği veriyor olacağız Türk satıcılara. Yeter ki istesinler dediğimiz gibi. Harika hocam. Bu arada EMD Partners'tan destek almak isterseniz açıklama kısmında bir form bıraktık. O formu doldurduğunuzda arkadaşlar iletişime sizle geçecekler diye düşünüyorum ben. Hocam ulaşık peki kendilerine. Bu az önceki söylemiş olduğunuz 230 ülke noktasına ayrıca bir ilerleyen zamanda gireceğim ben. Çünkü ihracat konusunu AliExpress'te nasıl gerçekleştirdiğimizi detaylı bir şekilde sormak istiyorum. Ama ona gelmeden öncesinde ben siparişlerimi nasıl gönderebilirim? En çok merak edilen konulardan bir tanesi kargolama dediğimiz konu. Bununla ilgili de zaten dün sorular gelmişti. Onları da ben dile getirebilirim. Ürünlerimi ben özetle nasıl gönderebilirim? Burada aslında Türkiye'den yine bahsettiğim gibi farklı bir durum yok. Siparişiniz geliyor. Yapmanız gereken tek şey AliExpress panelinden veya farklı bir kargo firmasıyla çalışıyorsanız kargo barkodlarınızı oluşturmanız, yani gönderi barkodlarını oluşturmanız sadece. Bunu da panelden temin edebiliyorsunuz sağlayıcı panelinden. İndirip pakete yapıştırıyorsunuz ve ekstra hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. Eğer Sanya'yla, AliExpress'in kendi operasyonuyla çalışıyorsanız ki
gelip sizden yurt içi kargo veya Aras kargo sizden gelip kapınızdan ürünü teslim alıp müşterinize ürünü teslim ediyor. Dediğim gibi burada yapmanız gereken tek şey şu oluyor, eğer Signal ve PTS'de de çalışıyorsanız. Ürünü paketleyip ürüne barkodu yapıştırmak oluyor. Kapınızdan alıyorlar, müşteriye teslim ediyorlar. Ki biz en çok müşterilerimize PTS kargoyu tavsiye ediyoruz ki Avrupa'ya, Avrupa ülkelerinde, Rusya'ya, Ukrayna'ya 3,5 dolardan başlayan bir gönderi fiyatları mevcut şu an. Hani ve bunları o ülkelerin kendi kargo firmalı operasyonlarıyla sağlıyorlar. Bununla beraber ürünlerin hani kaybolma, geç gitme oranları çok daha da düştü. Yani önceden PTT ile gönderiyorduk. Çok takılmalar, gecikmeler yaşanıyordu. Ama bir sene daha fazla, 2 sene olacak neredeyse. Bunu çok ilerlettiler. Önceden biz gönderi fiyatlarından şikayet ediyorduk ki hala şikayet ediliyor ister istemez. Fiyatları çok düşürdüler. Çünkü gönderi sayıları artmaya başladı artık tur satıcıların. Ve daha da artacaktı. Hocam ben burada araya girerek dünkü gelen soruyu da aslında şimdi tam konudan bahsediyorken sorabilirim. Ekranı da şu an yansıttım. PTS ile gönderimlerde İstanbul dışından ücret 1,5 olarak görmekteyim. Ankara Etime Scoot'ta PTS shop deposu var. Oraya kendim ürünleri götürsem 1,5 dolar yine vermek zorunda mıyım diye sormuş Recep Duman. Bir de şunu ilave etmiş. 1,5 dolar ek bedelden kurtulmak için İstanbul'daki depoya kendim mi teslim etmeliyim diye sormuş. Şöyle, normalde İstanbul'daki depolarına kendileri götürebilirler. Burada dediği de gibi doğru düşünmüş aslında ama gidip verme imkanı varsa merkez depoya ürünlerini kendileri teslim ettiği takdirde bu ücretlendirmeden kurtuluyorlar. Herhangi bir ücret talep etmiyorlar orada. Ama dediğim gibi burada İstanbul içinde bir, İstanbul dışında da kapıdan alımlarda 1,5 dolar bir hizmetleri var. 1,5 dolarda. Mevcut. Yine aynı konuyla alakalı Cihan Uçaker'in bir sorusu var. Biraz uzun olacak hocam. Merhaba, Arabistan'a göndermiş olduğum kargolardan 15 tanesi müşteriye teslim edilmeden Türkiye gümrüğüne geri döndü. Sanyo kargo firmasında anlaşmazlık açtım fakat bu sorunun müşteri kaynaklı olduğunu ve bu sebepten dolayı para iadesi yapamayacaklarını söylediler. Geriye dönen 15 ürünün gümrükte takıldı ve onları geri iade alamadık. Bunları bireysel başvuru yapıp geri iade alabileceğim gümrükte bir kurum var mı acaba diye sormuş kendisi. Şöyle söyleyeyim. Suudi Arabistan'ın en son bir yaptırımı söz konusuydu. AliExpress'ten giden de 2 kilo üzeri ürünler teslim olmuyordu yüksek oranda. Yani ürünler neredeyse 2 kilonun üstü teslim olmuyordu diyoruz hatta. Bundan dolayı muhtemelen o 15 ürün gümrükte kaldı ve geri döndü. Ve ayrıca ne vardı sorusunda arkadaşın? Sanyao'nun şu an için bir anlaşması mevcut değil. Ürünleri o yüzden ne geri iade bize de gelmiyor, biz de gidip teslim alamıyoruz Sanyao'da. Bu sorunu yaşıyoruz ki şunu da söylemişlerdi Yusuf Bey'le görüştüğünde. Yusuf Ma AliExpress'te yöneticidir yine. Kendisileriyle görüştüğünde bu sorunu gidermeye çalıştıklarını, çalışma üzerinde olduklarını söylemişti. Umarım çünkü zaten sürekli gelişen bir firma Türkiye'de AliExpress. Kısa süre içerisinde de bu durumu çözeceklerine inanıyoruz hepimiz. Hocam bir de Murat Keskin'in şöyle bir yorumu var. PTS Sanyo Kargo'dan daha erken ve daha ucuz ama yine fiyatlar yüksek. 5 dolarlık ürünü ücretsiz kargo yapıyorum. 12 doları satıyorum. Bazı ülkelere 7 dolar çıkıyor kargo şeklinde söylemiş. Bunun doğruluğu nedir diye de ben teyit almış olayım sizden. Az önce de söylediğim gibi biz önceki ilk başlardaki zamanlara nazaran hani fiyatların düştüğünü söyledik. Ama yine de bu fiyatlar yüksek geliyor. Dediğimiz gibi Murat Bey'in de serzenişi bu yönde. Dediğimiz gibi bu ülkeden ne kadar daha fazla ürün çıkmaya başlarsa bu fiyatlar daha da düşecektir. Dediğimiz gibi biz şu an biz Rusya'ya
Kasım ayında 1,5 dolarlara 2 dolarlara ürünler gönderdik gönderi ücreti olarak. Hani ve en son AliExpress, PTS ve Mastercard bir anlaşma yapmıştı. Bu doğrultuda kargo ücretleri yarı yarıya düşmüştü. Mastercard'da PTS'den gönderim yapıp ödeme yapanlarına mesela. Hani bu kampanyalar sürekli geliyor. Sürekli fiyatları düşürmeye çalışıyorlar. Ve zamanla da ben ki bunun çok kısa bir süreç içerisinde olacağını düşünüyorum. Daha da düşük fiyatları olacaktır. Teşekkür ederim hocam. Peki yani AliExpress'te biz mağazamızı açtık. Mağazamızı nasıl takipçi kazandırabiliriz? Tarifimizi nasıl arttırabiliriz diye ben konuyu değiştiriyorum. Şöyle AliExpress biraz kalabalık bir platform. Kullanıcısı da çok fazla ve burada yurt içindeki mağazalara, yani Türkiye'deki pazarlarına farklılık olarak bir mağaza takipçisi kazanma, trafiğinizi kendinize arttırma olanağı var. Burada biz genelde satıcılarımızla şunları yapıyoruz ve AliExpress'teki birçok satıcı bunu yapıyor. Freebies'lere katılıyoruz. Instagram'daki çekiliş mantığıyla mağazamı takip et ve çekiliş sonucunda ben ürünümü sana hediye göndereceğim gibi bir kampanyamız mevcut mesela AliExpress'te Freebies olarak. Burada biz binlerce takipçi kazanıyoruz. Yaptığımız tek şey AliExpress'in kendi içerisinde gerçekleştirmiş olduğu çekiliş sonucunda kazanan kişi ürünümüzü kargolamak. 0.01 sente siparişini onaylıyor müşterimiz, çekilişi kazanan kişi ve biz de bu ürünü gönderiyoruz. Dediğim gibi burada binlerce bir takipçi elde ediyoruz zaten. Ayrıca affiliate marketing olayı vardı, satış ortaklığı kamp alanı. Burada da mağazamıza trafik çekmeye çalışıyoruz farklı kaynaklardan. Bunu da arka planda AliExpress'in yaptığı anlaşmalar sonucunda olan bir şey. Biz sadece burada ne kadarlık bir oran belirleyeceğiz onu belirliyoruz. Diyelim benim satışım olsun, ben buradan affiliate'e %8 oran veriyorum. Satıştan %8'ini alsın, %10'unu alsın. Bu oranlarda kategorilere, ürünlere göre değişkenlik gösteriyor. Bunlar da ürün analizlerini yaparak, çünkü AliExpress bunu da açık bir şekilde veriyor satıcılarına. Ürünlerinin analizlerini yaparak, kategori analizlerini yaparak bu oranları kendileri belirleyip ayarlayabilirler. Teşekkür ederim. Bu arada Recep Bey yorumunuzu gördüm. Biraz sonrasında yani programın sonuna doğru ben tekrar dile getireceğim konuyla alakalı yorumunuzu, kargoyla alakalı. Ben mağaza takipçimizi arttırma ve trafiği arttırma noktasında hemen sonrasında ürünümüzü satışını gerçekleştirmiş olduk. Paramızı nasıl alabiliriz diye sorayım. Şöyle burada AliExpress'in yine kendi operasyonu olan Alipay var. Bu Alipay bütün ülkelerden şöyle söyleyeyim size 38 farklı biriminde gerçekleşen satışları toplayıp size dolar karşılığında veren bir para kuruluşu aslında bir banka mantığında. Biz buraya Türkiye'deki bir dolar hesabımızı tanımlıyoruz. Bu dolar hesabına paralarımızı aktarabiliyoruz. Satışlarımız gerçekleştiği takdirde. Yine burada tamamen bizim paralarımızı orada biriktirip kendi onayımızla kendi bankamıza aktarmamız söz konusu. Ve bunda da bir gelişme yaşanmıştı. Önceden direkt parayı transfer ettiğimiz takdirde bir 15 dolar kesinti oluyordu para transferinden dolayı. AliExpress'te yaptığı anlaşma, şu an bir finans bankla bir anlaşma yapmıştı. Biz siz paranızı aktarın, biz size 15 doların karşılığı olarak 100 liranızı geri verelim. Bir anlaşma yaptılar. Burada da mesela bu maliyetten kurtardılar Türk satıcıları. Yani sürekli dediğimiz gibi gelişmekte ve bu da Türk satıcıları oldukça memnun eden bir durum oldu. Çünkü 15 dolar yine şikayet ettiğimiz konulardan biriydi maalesef. Ve böylelikle de çözmüş oldular. Dediğim gibi Alipay'de parayı biriktiriyoruz ve tanımladığımız bir dolar hesabımıza parayı kolaylıkla transferini sağlayabiliyoruz ve bu para gün içerisinde de teslim oluyor. Hocam peki iade süreçleri nasıl işliyor? Yani şöyle bir durum var. Bunu ben çift taraflı sormak istiyorum. Yani tüketici kanadı için de sormak istiyorum. Satıcı kanadı için de. Yani ben tüketici kanadında bir ürün aldığım zaman da
Ürünü satın aldığım andan itibaren bir sayaç işliyor. Ama o ürün bana vaktinde, yani o 60 günlük bir zaman diliminden bahsediyoruz. 60 günün sonuna geldiği zaman da benim o ürünü iade edebilmiş olmam, para iademi geri alabilmiş olmam gibi bir durumla alakalı böyle bir kafa karışıklığı olan bir durum var. Bu konuda aydınlatmanızı rica edeceğim. Bir de aslında Recep Duman'ın da konusu satmış olduğu ürünün iadesiyle alakalı bir sıkıntı problem yaşamasıyla alakalı bir durum var. Bu çift taraflı iade sürecini bir genel olarak özetleyebilir miyiz hocam? Şöyle, AliExpress'te müşteriler keyfi olarak iade yapamazlar. Yani yaparlar, talebinde bulunurlar ama bunların karşısında her zaman şu çıkar: sen bu ürünü aldın, beğenerek aldın ve kusursuz bir ürün, sadece keyfi iade etmek istiyorsan bunun lojistik masrafını sen üstlenmek zorundasın. Ben ürünümü aldım, beğenmedim, gittim teslim edeceğim ama teslim ederken gönderi ücretini ben ödeyeceğim. Yani böyle bir durum olduğu için AliExpress'teki müşteriler de bunu biliyor çoğunluğu. Bu yüzden böyle bir girişime zaten bulunmuyorlar. Bundan dolayı da AliExpress'te iade oranları çok düşük. Türkiye'de biz bunları %25, %30'larda görüyoruz, iade oranlarını bazı kategorilerde. AliExpress'te bu oran binde bir oranında. Ki bu oranı ne söyledim? Ben böyle örnekleme bir rakam olarak diye düşünüyordum ilk zamanlar. Ama işin içine girince öğrendim ki bu rakam gerçek bir rakam, binde bir. Hani Türk satıcılar bunu duyduğunda çok mutlu oluyor zaten. İade yok neredeyse. O yüzden böyle bir sorunu yaşamamış oluyoruz. Hocam peki az önce siz dile getirdiniz gerçi ama ben yine sormak istiyorum. Sipariş geldiğinde faturamı KDV'li mi kesmem gerekiyor? Ya da bu Şöyle faturalandırma süreci genel anlamda nasıl işliyor? Faturalarınızı istisna faturası olarak kesiyorsunuz. Bunları zaten çalıştığınız muhasebeciler de bilir. Bu konuda size de anlatırlar, yardımcı da olurlar. Burada KDV'leri ihracat, yani mikro ihracat yaptığımız için zaten %0 kesiyoruz. Herhangi bir burada vergilendirme yükünün altına girmemiş oluruz böylelikle. Ve şunu da söyleyeyim. Burada vergilendirme şey olduğumuz gibi, sıfır KDV kestiğimiz gibi, aynı de ETKB belgesiyle ödediğimiz ürünlerimizi alırken, yani biz bir yerden aldık ürünümüzü ve satıyoruz, biz bu ürünleri alırken bir vergilendirme daha olmuştu. Yine ürünleri alırken bir KDV'li aldık biz bu ürünleri. Bu ETKB belgesiyle önce ödediğimiz vergileri de geri iade olarak alabiliyoruz devletten. Dediğim gibi e-ihracat bize burada aslında vergiden de kazandırıyor. Ödediğimiz KDV'mizi devletten geri alabiliyoruz. Hocam hiç kesmeden AliExpress'te e-ihracat konusunun derinlemesine girebiliriz aslında. Yani bizim aslında geçtiğimiz hafta Burak Bey'le de en çok sık dile getirdiğimiz konulardan biri ki e-ticaretin de gündemde olacağına, yani geçtiğimiz yıllardan belki bu yıl daha fazla konuşuluyor olmuş olması ya da Türk ülke gündeminde daha fazla yer alacağına inanmış olmamızın sebebi dövizin en hızlı geleceği noktalardan biri e-ticaret ve e-ihracat bu konuda çok önemli bir konu ve AliExpress'te bunun çok merkezi noktasında duran pazar yerlerinden bir tanesi. O yüzden böyle genişleterek tavsiyelerinizi, önerilerinizi, bilgilerinizi bekliyorum. Tabii. Baştan beri anlattığımız gibi Türk satıcılar ihracata girmeliler ki burada güzel kazançlar elde edebilsinler. Çünkü bunun da örneğini vereyim. Geçen sene 2019 yılında Türk satıcılar bir 11-11 kampanyasına katıldılar. Burada irili ufaklı cirolar elde ettiler. Ve bu sene biz bu kampanyada ilk 8 saatte zaten 2019 yılındaki tüm rakamlarımızı geçmiş olduk. Ve 7-8 katının üzerine çıktık. Ve böylelikle çok güzel rakamlar elde ettik ve ediyoruz da. Burada Türk satıcılar tamamen çok güzel bir kapı açılmış oldu. Değerlendirmelerinde fayda var. Dediğim gibi her yerden kazanıyorlar. Vergilendirmelerden kazanıyorlar. ETGB'den bahsettim az önce. Herhangi bir yükün altına girmiyorlar. Bir gümrükçüyle çalışmak zorunda kalmıyorlar.
Yani dediğim gibi burada tamamen bir döviz üzerinden ve kolaylıkla hiçbir gümrüklendirmeye de maruz kalmıyorlar. Çok güzel satışlar elde edebilirler. Buraya muhakkak katılsınlar. Ürünler araştırsınlar. Ne satabilirim, ne yapabilirim. Çok güzel geri dönüşleri olacaktır muhakkak. Çünkü özellikle AliExpress son zamanlarda bir kampanya daha yaptı. Daha doğrusu trafik için. Tesettür giyimde, günlük giyimde Ben de ve bir tam onu soracaktım. çok güzel bir trafik şeyi sağlayacak satıcılara. Dediğim gibi önemli olan dediğim burada güzel fiyatlandırmalar yapıp çünkü Made in Turkey ibaresini at insanlar istiyor. Çünkü Made in China insanlara güven vermiyor. Hem çok güzel bir konumdayız. Bölgesel olarak her yere kısa sürede ürünlerimizi teslim edebiliyoruz. Ve her şeyden önce Türk malının kalitesi ortada. Hani artık herkes biliyor bunu. Çok kolaylıkla güvenerek hani gözümüz kapalı biz bu ürün Türk malıdır deyip insanlara sunabiliyoruz. Ve her zaman Kesinlikle. söylüyorum, Türk satıcılar şundan biraz da çekinir aslında. Çinli satıyor 1 dolara, ben satıyorum 10 dolara. Benden niye al? Sen Türk malı satıyorsun. Senden bu yüzden al. Sen bulsun. Dediğim gibi sen de ki ben Türk malı satıyorum de. Kendine güven. Gir oraya. Emin ol satacaksın. Bunun çok güzel örneklerinden bir tanesi şu an bizim aslında içinde olduğumuz, ihtiyaç duyduğumuz boya markası mesela buna çok güzel örnek olabilir. Yani Türk markası ve yani hem kaliteli hem de marka yani bayağı yurt dışında da büyüyen markalardan bir tanesi. Yani Evet. Türkiye'den Şunun da örneğini vereyim. Bizim satıcılarımızdan biri de Bursa'da bir tekstil firması, tesettür giyim firması yine bu. İllallah etmiş Türkiye'deki satışlarından, müşterilerinden, pazar yerindeki yöneticilerden bir nebze de hem iade oranlarından artık ben diyor bırakacağım diyor yurt içini diyor. Ben diyor ihracat yapacağım diyor. Tamamen diyor burayı yöneleceğim diyor ki AliExpress'te iyi satıcılardan biridir kendisi yine. Başladık. Çok güzel satışlar elde ettik. Artık hani tekli ürünler satmayı bıraktık. Çoklu ürünler satmaya başladık. Bir iki tane değil 10 tane sipariş aldığımız müşteriler oluyor. Çünkü önceden bir satar müşteri bizi tanımaya çalışırdı. Çünkü aslında Türk satıcılar yine AliExpress'te neredeyse yine hani güzel markalarımız oluştu. Ama dediğim gibi markamız mağazamızda duyulmaya başlayınca ve bu zaten siparişleri tekrar tekrar verenler hep eski müşterilerimiz oluyor. Dediğim gibi burada Türk malının kalitesinin farkına varıyorlar ve bu sefer toplu alımlara başlıyorlar. Burada da fiyatlandırmaları müşterilerimize özel ayarlayabildiğimiz için müşterilerimiz mutlu oluyor. Fiyattan, üründen, her şeyden memnun kaldıkları için muhakkak geri dönüp siparişlerini oluşturuyorlar dediğim gibi. ya bu arada yine de Türk tedarikçilerden ya da Türklere satış yapmaktan o kadar bezmiyorum. Tamam biraz nazlı bir toplum Nazlıyız, olduğumuz nazlı. kesin ama yanlış anlaşılmasın diye. Yok yok yanlış anlaşılmasın diyorum ya hani şey çoktur Türk müşterilerde. Ben bu ürünü aldım iyi güzel ama neyse geri gönderdim. İçime sinmedi diyen çok fazla olduğu için özellikle giyim sektöründe bu konuda biraz hazır giyim satıcılarının serzenişi var maalesef. O yüzden bundan en güzel kaçınmanın yolu da ihracat oluyor. Abi peki bir şey soracağım. Yani tüketici olarak daha çok kadınlar mı ilgi duyuyorlar yoksa yani çok böyle fark ediyor mu tedarikçi olarak mesela kadınlar bu durumda ne kadar ön plandalar? Bunu gerçekten merak ediyorum ki ev hanımlarının e-ticarete ilgisinin arttığı bir dönemin içindeyiz. Geçtiğimiz hafta Burak Bey'e de bunu dile getirmiştik aslında. Burada da durum yine aynı aslında. Dünyanın hiçbir yerinde bu konu değişmiyor. Kadınlar yine önde oluyor. Alışverişi bizden daha çok sevdikleri biraz bariz ortada gibi bir durum var. Ama dediğim gibi tamamen sizin girdiğiniz kategoriyle de alakalı deyip ben sadece kadınlara yıkmayayım bu olayı. Yani dediğim gibi genel bir konu aslında.
Ama bu da bir gerçek artık. Peki tedarikçi olma konusunda kadınların durumu nasıl? Çok güzel kadın girişimcilerimiz mevcut. AliExpress'te özellikle bu konuda hatta birkaç çekim yaptı. Yanılmıyorsam Mersin'den bir müşterimizdi. Neler yaptıklarını, neler sattıklarını anlatıyorlardı. Burada yine dediğim gibi tamamen özgüvenle bir alakalı durum çıkıyor ortaya. Kadın, özellikle ben Türk kadının inancına çok şeyindir, bağlı böyle. Onlar böyle, erkekler biraz daha gözü karadır. Ki yine aynı örnek olacak ama bu bizim Elif Okur mağazamızdı zaten, az önce bahsettiğim tesettür giyim mağazası. Ben sürekli işin başındaki Ali Bey'le görüşürüm. O da kendisini bu işe eşinin Elif Hanım'ın soktuğunu söylemişti. Onu da buradan tekrar duyurmuş olayım. Yine bu başarılı mağazayı öne süren Elif Hanım'dı. Yani dediğim gibi kadınlar biraz daha cesaretli olmalı. Çünkü bizden daha cesur olabiliyorlar. Ve başarılı olacaklar yine onlar da aynı şekilde. Ben de inanıyorum. Yani Türk kadınının isteyip de başaramayacağı, yapamayacağı hiçbir şey yok. Hocam, bunu şimdi soracağım soruyu hem şahsi olarak düşünebilirsiniz. Hem de genel olarak. Şimdi bir sürü pazar yeri var. Evet. Türkiye'de özellikle yerli firma olarak baktığım zaman işte N11 gitti gidiyor. Hepsi burada. Hatta yenileri geliyor. Bildiğimiz kadarıyla alınıyor.com diye bir pazar yeri şu an güçlü bir hazırlık içinde. Bu kadar çok rekabetin yüksek olduğu, Burak Bey'in de deyimiyle kurtlar sofrası dediğimiz bir ortam. Evet. Şimdi Amazon Türkiye'de aktivitelerini baskın bir şekilde göstermeye başladı. Diğer pazar yerlerinden AliExpress'in net ortaya koyduğu fark ne? Ve bir de neden siz AliExpress uzmanı olmayı tercih ettiniz? Şundan dolayı neden tercih ettim? İlk onu söyleyeyim. Artık Türkiye'deki pazar yerleri hepimiz için klasikleşti. Hepimiz artık, ya hiçbirinin birbirinden farkı kalmadı neredeyse. Tek farkları, biri daha çok trafik çekip daha çok satış elde ettiriyor size. Bunun dışında pek farkları yok açıkçası. Ama AliExpress bize şunu veriyor. Ve bu pazar yerlerinden en büyük farklarında bunlar aslında. Size her şeyi açık açık veriyor. Ürünleriniz ne kadar trafik çekti? Hangi ülkeden geldiler, kim sepete ekledi, kim almadı, kim yorum yapmadı, hani bunların hepsini görebiliyorsunuz. Mağazanızı istediğiniz gibi tasarlayabiliyorsunuz, istediğiniz kampanyaları, kuponları oluşturabiliyorsunuz, müşterilerle rahatlıkla iletişime geçip mesajlaşıp satışlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani bunlar size çok güzel bir şekilde sunuluyor. En çok hangi kelimeler aranıyor, size bunları veriyor. En çok satışı hangi kelimeler getiriyor, bunları veriyor. Siz yeter ki satmak isteyin. AliExpress size burada Türkiye'deki pazar yerlerinden farklı olarak her şeyi sunuyor. Bütün kolaylıkları, imkanları sağlıyor. Tamamen sizin aslında burada yoğunlaşmanıza bakıyor. Yani buyurun. Yok, lafınızı kestim hocam. Estağfurullah. Dediğim gibi burada her şeyi size açık açık verdikleri için şunlarla da karşılaşmıyorsunuz aslında. Biz kargo faturasıyla karşılaşmıyorsunuz. Komisyon faturasıyla karşılaşmıyorsunuz ekstra. Hani siparişiniz geldi, gönderdiniz, net bir şekilde her şeyi görüyorsunuz. Yüzde kaç komisyon kesildi? Ne kadar kargo bedeli ödediniz? Affiliate'e ne kadar verdiniz? Müşteri ne kadar kupon kullandı? Bunların her şeyi açık açık görebiliyorsunuz. Hani bundan dolayı dediğim gibi hiçbir tereddütte de olmasın Türk satıcıları. AliExpress bunları her şekilde açık açık veriyor. Ya her şeyden önce bir sorun yaşadığınız takdirde Türkiye'de kategori yöneticilerine ulaşmak biraz zor oluyor maalesef. Ama AliExpress'te çok güzel bir ortam diyeyim aslında. Ortam çünkü bu. Herkes birbirine kolaylıkla ulaşabiliyor. Gecenin bir vakti Yaman Bey, Ece Hanım, Yusuf Bey çıkıp size cevaplar veriyor gruplardan. Yani hiçbir sorunuz cevapsız kalmıyor. Kargo firmalarıyla aynı gruplara alıyorlar, sizi koyuyorlar.
Yeter ki Türk Transit sorun yaşamasın. Kargonuzu gönderdim, ulaşmadı mı? O gruba alıyorlar size, soruyorsunuz, cevabını alıyorsunuz. Gecenin bir vakti. Böyle rahatlık kolaylıkları var. Teşekkür ederim hocam. Bu arada Yaman Bey'i önümüzdeki günlerde gideriz. Konuk etme şansımız olur. Ben hocam ufaktan yorumlara ve dünkü yorumlara dönmeye başlayacağım. Şu an yeni gelen yorumlardan ilk başlamak istiyorum. Tabii. Recep Duman, PTS kargo poşet, kargo poşeti vermiyor mu? Kendim mi poşetlemeliyim diye sormuş. Bir de PTS deposuna kendim teslim edersem daha ucuza oluyor. Ya bu hangi depolar için geçerli? PTS'nin Ankara deposuna teslim etsem olur mu diye farklı biçimde az önceki soruyu yenilemiş. Ya şöyle ben onu söyleyeyim. Biz Türkiye, pardon, İstanbul'da kendi depolarına teslim ettiğimiz zaman, merkez depoya teslim ettiğimiz zaman herhangi bir ücret ödemiyoruz. Ama Ankara'daki depoları için bunlar geçerli mi veya İzmir'deki depoları için geçerli mi bilmiyorum. Hiç o girişimle buluşmadığımız için kendileri bilgi alırsa daha temiz olur, daha iyi olur. Ve biz ürünlerimizi satıcılarımızın kendi paketleri, kendi ambalajlamalarıyla gönderiyoruz. Buradan da yine bildiğim kadarıyla onların herhangi bir kargo poşeti olmadığını duydum diye de hatırlıyorum böyle net olmamakla beraber. Yine bundan PTS'de bilgi almak daha faydalı olacaktır. BI diye okuyorum ben. Yani BI ismini açıklamak istemeyen izleyicimiz. Kendi ürettiğimiz bir ürünü parantez içinde elektronik yurt dışına perakende 1-2 adet olacak şekilde satarken kargoya verip göndermemiz yetiyor mu? Herhangi bir ek vergi, evrak vesaire gerekli mi diye sormuş. Güzel bir soru. Teşekkür ederiz kendisine. Evet. Şöyle ekstra vergilendirmeye maruz kalmıyorsunuz. Sadece ürününüz bataryalı mı değil mi? Bataryalı ürünlerde sadece birkaç belge istedikleri oluyor veya bunu bilmek istiyorlar. Çünkü pilli ürünler, patlayıcı ürünler taşımak kargoların kuralları gereği sorun oluyor. Onları ürün bazlı görüşmeniz daha faydalı olur. Ama satışınız geldiği zaman diyelim kargo firmaları tarafından da ürününüz sorun teşkil etmiyorsa ürününüzü paketleyip sadece barkodun üzerine yapıştırmak herhangi bir ekstra bir işlem yapmanıza gerek kalmadan gönderimini sağlayabilirsiniz. Hocam kargo konusundan yine uzaklaşmadan dün Emre Malcuk'un sormuş olduğu bir soruyu ekrana getirdim. Yusuf Bey merhabalar. AliExpress'te kargo süreçlerinde maliyetlerin yüksek olması sebebiyle yardımcı oluyor musunuz? Yeni anlaşmalı kargo partnerleriniz var mıdır? Diye sormuş. Şöyle satıcı aslında AliExpress kargo firmalarına yaptığı anlaşmaları açık açık sizlere sunuyor. Ama burada bazı firmaların ürünleri ya ağır olur, farklı türde ürünler olur. Biz bunlar için ise özellikle beraber bir çalışma yaparak hangi kargo firmalarıyla çalışabiliriz, neler elde edebiliriz, bizim ürünümüzü hangi firma taşıyabiliyor belgeleriyle beraber, onları araştırıp bunlara bu konuda destek verebiliyoruz satıcılarımıza. Ama biz de başta söylediğim gibi şu an en iyi hizmeti, en uygun maliyetli hizmeti bize şu an PTS veriyor. Artık Sanyav'dan da, AliExpress'in kendi operasyonundan da uzaklaştık biraz. Çünkü bu hizmeti en iyi sağlayan şu an reklamını yapıyor gibi oluyoruz ama böyle PTS kargo. Burada biraz da açık olmak gerekiyor herhalde. Biz genelde PTS'i kullanıyoruz. Hem fiyatı hem operasyonları gereği. Az önceki soru yanıtınız için BI, Yusuf Bey'e teşekkür ediyorum diye belirtmiş. Biz de teşekkürlerimizi iletiyoruz tekrar. Sanyo Recep Duman'ın yine bir sorusu var. Sanyo yurt içi ile çalıştığı için kendi kargo poşetimle göndermeme izin vermiyor. Yurt içi kargo bunu nasıl çözebilirim hocam? Ben tüm ürünleri kendi kargo poşetimle göndermek istiyorum diye belirtmiş. Bu sizin oradaki kargo firmanızla alakalı bir durum olabilir. Çünkü biz gönderilerimizi yaparken bu sorunlarla hiç karşılaşmadık kendi firmalarımızla. Yine kargo şubenizde görüşürseniz durumu onlarla çözebilirsiniz.
Melih Aslan'ın dünden gelen bir sorusu var. Yusuf Bey merhabalar. AliExpress'te istediğimiz her ürünün satışını yapabilir miyiz? Yasak olan ürünler var mı? Varsa ne gibi ürünler yasak diye sormuş. Genel olarak şöyle cevaplayayım bunu. Türkiye'deki birçok ürünler, yasak olan ürünlerin aynıları yasak. Yani kesici, patlayıcı, kimyevi ürünler. Yani zararlı kimyevi ürünlerin hepsi yasak. Ayrıyetten tür satıcılara bir de gıda kategorisi yasak. Gıda kategorisinde biz Türkler satış yapmayı seviyor ve yasağı bile bile satış yapıyoruz maalesef. Ama burada da maalesef bu kategori de yasak. Dediğim gibi biraz dikkat etmek gerekiyor. Artık AliExpress'te ciddiye almaya başladı durumu. Mağazaları takip ediyor çünkü artık güzel öne çıkmalarımız başladı. Tür satıcı olarak. Biraz daha dikkat etmekte fayda var. Yasaklı ürünlere girmeyelim. Hemen dünden gelen sorulardan devam ediyorum. Büşra Bey dinleyin. AliExpress'te ayırmam gereken reklam maliyeti ne kadar olması gerekir? Sorusu var. Tabii direkt şu kadar para ayırın, şu kadar bütçeyle girin diye bir durum yok aslında. Dediğimiz gibi, anlattığımız gibi siz affiliate olayında oranında siz ne belirlersiniz o kadarlık bir maliyetiniz olur. Freebies'de ürününüz aslında sizin maliyetiniz olur. Ürününüze hediye edersiniz, çekilişlerinizi gönderirsiniz, maliyetiniz bu olur. Müşteriyle iletişime geçmişsinizdir, müşteri almak istiyordur. Müşteriye özel indirim tanımlayabilirsiniz. Müşterilerle iletişime geçip ürünü sepete ekleyip almayan müşterilerin olduğu bir gruplar vardır her zaman. Böyle AliExpress size onların verilerini verir müşteri grupları olarak. Oradaki müşterilerinize kuponlar oluşturup bunları satışa dönüştürebilirsiniz. Bunları reklam maliyeti gibi kullanabilirsiniz. Yani bunlar var aslında. Bunlar da dediğim gibi sadece size alıcılara ulaşmanızı sağlayan satışa dönüştürücü şeylerdir. Bunlardan maliyet ama satışa direkt dönecek maliyetlerdir. Dediğim gibi böyle sizden alıp götüren sadece reklam bütçesi gibi maliyetler değil aslında bunlar. Bu yüzden de dediğim gibi gayet verimli geçen maliyetler oluyor. Affiliate kuponu, freebies'i bunları kullanmanızda fayda var. Bilge Atan'ın sorusuyla devam ediyorum. AliExpress mağaza tasarımlarında dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir diye sormuş ki güzel soru. Tabii. Nelere dikkat etmeliyiz? AliExpress mağazamızı tasarlarken önce açıklayıcı, düzenli ve kategorileri oluşturulmuş bir şekilde mağazamızı tasarlamalıyız. Yani ürünleri yükledik, ayakkabı yükledik, elbise yükledik, pantolon yükledik. Bunları dağınık bir şekilde değil de önce mağazanızı kategorilendirin. Ondan sonra bunlara güzel bannerlar hazırlayın. Ürün gruplarınızı onun altına hizayla güzelce dizin. Çünkü aslında sizin mağazanız bir vitriniz. Nasıl sokakta bir mağaza, caddede bir mağazanız var. Vitrini ışıklandırırsınız. Altına ürünlerinizi dizersiniz raflara güzelce. Burası da odur aslında. Siz mağaza dekorasyonunuzu ne kadar güzel yaparsanız, ne kadar özenli yaparsanız, dağınık değil de daha düzgün, daha hizalı bir şekilde yaparsanız satışlarınıza emin olun ki etkisi çok fazla olacaktır. Dediğim gibi görselinizi iyi yapın. Bannerlarınızı, mağazanızdaki bütün kampanyaları mağaza tasarımınızda kullanın, duyurun. Kupon mu var? Kupon görselleri ekleyin. Mağazanızda bundle ürünler mi var? Paket ürünler mi var? Onları duyurun, gösterin. Firmanızı tanıtın. Çekin mağazanızın videosunu veya fabrikanızın videosunu. Bunları yerleştirin. Emin olun, size olan güven artacak. Size daha çok sorular sorup ürünlerinizle mağazanızla ilgili daha güzel verim alacağınız bir alan olmuş olacak mağaza tasarımınızda. Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Sorular bitti. Şu an izleyenlerden herhangi bir soru gelmezse yavaş yavaş programı kapatacağız. Ben tekrar geldiğiniz için, davetimizi kırmadığınız için teşekkür ediyorum hocam. Bu arada M&A Partners'tan e-ticaret konusunda destek almak isterseniz onun hatırlatmasını yapayım. Aşağıda bir formumuz var. Onu doldurmanız yeterli. Daha sonrasında size ulaşılacak. Web Prezi ödülleri konusunda yine IMEI'de partnerse desteklemek isterseniz
oylama linkini ben yine aşağıya bıraktım. Bunun dışında bu konseptimiz, konumuz e-ticaret olarak bugün AliExpress'i işledik ama yarın farklı pazar yerlerini de ayrı ayrı işleyeceğiz. Ve bu konuyla alakalı merak edilen, akılda kalan tüm soruları yanıtlamaya çalışacağımız bir program serisi olacak. Bunun dışında iTunes'da genel olarak konumuz e-ticaretin dışında biliyorsunuz bir söz diye bir formatımız var. iTunes Talks zaten devam ediyor. Yakın zamanda artı bir diye bir programa da başlayacağız. Ve her yayında beni görmeyeceksiniz. Ekip de büyüyecek ve iTunes için yeni bir süreç başladı müjdesini de böyle buradan önden vermiş olmak istiyorum. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben çok teşekkür ederim bu arada. Estağfurullah. Herkesin yeni yılını kutluyorum. Güzel bir yıl olsun. 2020'yi unuttursun hepimize. Bol kazançlı, bol satışlı, bol e-ticaret, e-ihracatlı, güzel satışları, karları edinmemiz bir sene olmasını diliyorum herkese. Korkularımızla değil, bahanelerimizle değil, neler yapabileceğimizi düşünerek, kendimizi biraz daha gaza getirerek, bilgilerle beraber, doğru bilgiler doğrultusunda adım atacağımız yıl olsun bu yıl. İnanıyorum çok güzel satışlar, çok güzel kazançlar elde edeceğiz. Yeter ki biraz cesaretli olalım. Umarım bunları da bu yıl gerçekleştirmiş oluruz hepimiz adına. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim ben. İzleyenlere, sorularıyla, yorumlarıyla bize zenginlik katanları, dün bize sabır gösterenleri çok teşekkür ederek bir sonraki programda görüşmek üzere diyerek hoşça kalın. Görüşmek üzere.